Dünyası bu hafta nakliye, taşımacılık ve lojistik alanında hizmet veren bir firmayı mercek altında aldı. Firmanın yönetim kurulu başkanı Sedat Hakan Karataş'ı şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Hoş geldiniz Sedat Bey. Hoş bulduk. Kendinize kısaca bize bahseder misiniz lütfen? İstanbul doğumluyum. İlk ve ortayı Almanya'da, yüksek öğrenimi İstanbul'da, Türkiye'de yaptıktan sonra işte hasbelkader nakliyat ve taşımacılık, kargo, lojistik alanına girdim. Yaklaşık işte 91'den beri bu yana da bu işle bir şey yapıyoruz, uğraşıyorum. Hı hı. Onun da hakkını verdiğimi düşünüyorum. Bir yerlere böyle getirebildik, uğraştık, çaba sarf ettik. Gayet de güzel gidiyor. Peki bu hikaye nasıl başladı? Aklınıza nasıl geldi lojistik? Hiç esasında ilgisi alakası olmayan bir şekilde. Ben eskiden işte müzikle uğraşıyordum. Hı hı. Öğrencilik zamanı. Evet. Hasbelkader kendimi lojistik sektörünün içinde buldum. Bunun da öyle bir havası var ki tozunu yuttuğunuz zaman bırakamıyorsunuz. Herhalde böyle bir hastalık bulaştı. O günden bu yana taşımacılıkla uğraşıyorum. Ne güzel. Peki şirketiniz ve kendinizin 2022 değerlendirme yaparsanız yani hangi konuları bahsedersiniz? 2021 ve 22 ülkemiz içinde, dünya insanları içinde kötü geçti. Bir pandemi yaşadık. 2022 her ne kadar hani biraz geçti gibi gözükse de ülkece çok sıkıntılı günler yaşadık. Ekonomik anlamda, sağlık açısından. Tüm sektörlerde. Tüm dünyada olduğu gibi. O yüzden hani istediğimiz belki neticeleri alamadık ama kendi sektörümde, kendi firmam için söyleyeyim, firmalarım için söyleyeyim. Gayet de güzel gittik. Hı hı. Amacımızın bir kısmına ulaştık. Hı hı. Yaklaşık 8-10 milyon dolarlık bir ciro ile kapatıp yaklaşık 26 milyon kilometre yol yapmışız tüm Türkiye içinde. Çok kötü de gitmedi demek. İstediniz herhalde. Esasında pandemi de bu e-ticaretin artması biraz olsun işte taşımacılık sektörüne verdi, biraz gaz verdi. Doğru. İnsanlar da oturdukları yerden alıştılar bir kesinlikle şeyleri sipariş öyle vermeye. O yüzden hem işte taşımacılık hem de lojistik anlamda büyük bir ivme kazandı. Doğrudur. Türkiye'de bütün firmalar. İrili ufaklı herkes bu yağmurun altında nasibini aldı. Biz de onlardan bir tanesiyiz. 2023 umarım daha büyük felaketler getirmeden. Çok acılar çektik çünkü hem deprem arkasından sel. O yüzden 2023'ün bundan sonrası da yani ikinci, üçüncü çeyreklerinde inşallah güzel şeyler olur. Peki sizin sektörün sorunları ne var mesela? Siz ne gözünüzde bugüne ne kadar uluslararası anlamda belki iyi bir yol kat ettik firmalarca ya da dernekler vesaire anlamında ama yurt içi taşımacılıkta biraz bakir kaldık. Hı hı. Onları işte oluşturabilmek için bizler de misyon yüklendik. Ben aynı zamanda yurt içi nakliyeciler ve komisyoncular dernek başkanıyım. Evet, onu da biliyorum. O yüzden biraz sorumluluk aldık. Taşın altına elimizi koyduk. Kolay değil. Zor. Bir sorumluluk. Yani çok uzun süreçten beri gelen bir bakir kalmış, yatırım alamamış, istediği hak ettiği yere gelememiş bir sektör var. Evet. Bir şekilde işte ucundan böyle kıyısından tutarak görev yapmaya çalışıyoruz. Bir şekilde de ülkeye katma değer sağlamaya, aynı zamanda da işte iş gücü sağlamaya, yük çekmeye devam ediyoruz. Tabii hiç kolay değil. Allah kolaylık versin diyelim. Teşekkür ediyorum. Bir şey daha burada okudum. Notlarımda Fenerbahçe tutkusunuz var. Evet. Ya beni yakından tanıyanlar bilirler. Ben hayatım Fenerbahçe ile ilgili çok fanatik anlamda bağlıyım.
benim Fenerbahçe'nin tarafı. Öyle mi? Onun için. Çok ufak bir anekdot anlatayım. Eşimi istemeye gidiyoruz tabii seneler önce. Bütün aile gitti istemeye. Kız istemeye gidiliyor. Bizim adetlerde çok şeydir işte böyle. Bu çok önemli bir tabii, şeydir. Tabii. O gün Fener'in maçı var. Beşiktaş'ta derbi maçı. Ben gidemedim. Gitmedim. Önce maçı seyrettim. Sonra gittim. O derece. O derece. Yani hayatımda şeydir bu kadar. Yani Fenerbahçe benim en önemli kriterlerimden bir tanesi. Peki sektördeki başarınız niye borcusunuz? İyi bir ekiple çalışmaya, iyi bir iş adamının her zaman iyi bir ekibi olması lazım. Baştan aşağı, iri ufaklı bütün ekibin çok iyi olması lazım. Diğer taraf aile. Yani aile kavramı çok büyük bir motivasyon. Doğru. Kızınıza tanıştım, çok tatlı bir kızınız var söylemem lazım. Evet, kızlarım artık yeni kuşak, yeni Z kuşağı artık biraz daha ivme kazandıracaklar sektöre ya da işlerimize. Evinizin sağlam olması, kalenizin güçlü olması her zaman size motivasyon kaynağı. Kesinlikle. O yüzden oradan geliyor biraz güç herhalde. Motivasyonlarım enerji, orada. Enerji tabii ki, motivasyon, güç, her şey. Ama şey yani her işi severek yapmak lazım. Aynen. Severek yaptığınız her iş size katma değer olarak geri geliyor. Severek yapılan işin mutlaka dönüşü güzel oluyor. Ben de bu işi severek yaptım. Yapıyorum da hala. Güzel de gidiyor. Bir yerlere getirdik firmamızı. İyi bir network ağımız var. 1300... Kaç kişi çalışıyor firmanızda? 1300 küsür tane kamyon var sözleşmeli ve şey çalışan. Düşün, birer tane şoför koysanız. Evet, yaklaşık 70-80 idari grubumuz var. Yani bayağı bir insana istihdam sağlıyor gibiyiz ya işte. 33 sene bu sektördesiniz değil mi? 33'ü bitirdim. 34'e giriyorsunuz. Evet, 34 maşallah. Senedir sektörün içinde işte devam ediyoruz. Peki bir personel seçtiğiniz zaman da niye dikkat ediyorsunuz? Eskiden başka kriterler vardı. Tabii şey, ticaret hayatı işte 1600'lerden 1700'den beri ülkemizde şeylere bağlanmış, böyle genel kurallara bağlanmış. Şimdi Z kuşağı çok zehir gibi bir kuşak. Evet. Yani çok akıllılar. Teknoloji de daha fazla kullanıyorlar. Hem teknolojiyi kullanıyorlar hem de vizyonları biraz daha geniş. Bizim o öngördüğümüz ya da alıştığımız bütün kuralları çiğnediler. Ben çok umutluyum Z kuşağında. Onlar ben yeni de kriterler getiriyorlar. Baya baya böyle hem İK anlamında, yani insan kaynakları, işe insan almak vesaire de. Biz eskiden bilmezdik böyle burçları vesaireyi falan filan. Z kuşağının şeyine, görüşlerine saygı duyuyorum. O yüzden kızlarıma bıraktım o işleri. Evet. Yani işin yönetim ve insan kaynakları bölümü. PR çalışmaları. Evet, hem PR hem işte diğer reklamasyon. Onların hepsi kızlarımda. Onlar bakıyorlar. Artık yavaş yavaş biraz kenara çekilip dinlenme moduna geçmeye çalışıyorum. Başladı mı o dönem? Ben Bodrum'u çok seviyorum. Bodrum benim böyle nefes aldığım bir yer. Ufak ufak biraz Bodrum ağırlıklı. Bir emekli zamanı geldi ya, sanki. Yani biz o emeklilik şeyini yapamayacak kuşağız. Yani ben evde uzun süre hayatta tutan bir şey yaptım. Yatabilen falan bir adam değilim. Ama da huzur tarafta. Huzur güzel oluyor ya, işte o dinlenme modunda vesaire de. Bir de Bodrum'da bir başka yaşam var. Doğru. Hani sahil balıkçı kasabasından öte de bir yaşantı var Bodrum'da. O yüzden biraz daha o tarafa da yatırım yapmayı düşünüyorum. İşte o tarafta da bir... Aynı sektöründe yoksa? Yine sektörel. Özellikle bu e-ticaretten sonra mikro dağıtım çok fazla. Biz girdik gerçi o sektöre. Mikro dağıtımın önümüzdeki süreçlerde çok daha uzun şeyler yaşayacağını, önünün açık olduğunu düşünüyorum. O yüzden biraz daha o taraflara yatırım yapıp o alanda da biraz büyümeyi düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz o zaman. Güzel. Ben bir şey daha ederim. Eklemek istiyor musunuz? Bir mesaj vermek istiyor musunuz yeni kuşağımıza? Ne yapmak lazım başarılı olmak için? Devamlı üretsinler, proje üretsinler. Proje üretmek boşuna emek sarf etmek değildir. Her zaman bir şekilde karşılığını bulur. Severek işlerini yapsınlar. Evet.
Ve hiçbir zaman korkmasınlar, cesaretli olsunlar. Pes etmek asla yok. Yok, kesinlikle. Bence de. Çok teşekkür ediyoruz Sedat Bey. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.